Bugünkü dersimize de başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şeye baktığımız zaman daha önceki kurumlarda yaptığımız örneklere baktığımız zaman projenin sağ üst tarafında bir tane sepet özeti göreceksiniz. Yani işte hani alışveriş sitelerine girdiğiniz zaman sağ üstte olur ya, işte der ki sepetinde şu an iki ürün var. Hemen satın al gibi bir şey görürsünüz. Bakın. Your card 1. Tutarı 18 lira. İşte check out deyince bizi buraya atıyor. Sepete başka bir şey ekliyorum. Bir şey daha ekliyorum. Bir şey daha. Sonra bir şey daha eklediğimde bakın sepette 5 ürün ve 77,5 liralık bir tutarı mevcut. İşte biz de bunu yapalım arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla buna kart summary diyelim. Sepet özeti. Bizim bunu nereye koymamız lazım? Hangi sayfaya? Layout. Yani layout'a değil mi? O zaman layout'u bulalım arkadaşlar. Layout'ta ilgili kodlamamızı yapalım. Bizim şu anki projemizde bu yok. Biz bunu ekleyeceğiz. Dolayısıyla layout'a gidelim. Nerede o layout? MVC Web UI projesinin altında. Views'ların altında. Shared'in altında. Alt tire layout. Nereye koymamız lazım arkadaşlar? Yukarıdaki div bizim header kısmımız arkadaşlar. Northwind projesine hoş geldiniz yazan kısım oluyor. Hemen onun üzerine şöyle bir tane render action helper metodu yazalım. Render action helper metodu hatırlarsanız bir aksiyonu ayağa kaldırmak için kullanılıyordu. Biz ne diyelim buna? Aksiyonumuzun ismi card summary olsun. Card summary. Ve bunu kartın içerisine koyalım. Card summary henüz yok. Bunu birazdan oluşturup üreteceğiz arkadaşlar. Card summary henüz yok. Card summary'i şimdi kodlayalım. Herkes tamam mı? Bunu tabii ki kart controller'ın içerisinde bir kart summary isimli bir aksiyon olarak oluşturacak. O yüzden herkes create action kart summary diyerek bu aksiyonun oluşturulmasını sağlasın. Bu şekilde bizim kart summary isimli aksiyonumuzun içini doldurmak kalkın bize sadece diyelim. Evet, herkes hazır mı şimdi? Evet. Şimdi bu card summary layout'un içerisine ekleneceği için arkadaşlar bir parçalı view, yani partial view görüntüsünde olacak değil mi? Yani bir user control mantığında olacak. O yüzden bunun sonucu partial view result olarak karşımıza çıksın. Şimdi biz bu Card Summary'i arkadaşlar Card Summary'i göndermemiz gereken şey nedir? Yukarıda mesela sepetinde 5 ürün var. Fiyatı şu kadar şeklinde bir bilgi geçmemiz lazım. O zaman Card Summary'ye neyi geçmemiz lazım? Sepeti. Sepet nerede? Session'da. Ha. Yani session'ı gönderirsek olay çözülür, değil mi? Daha önce biz bunu nerede yaptık? Şurada var bakın bir tane örneği. Şunu alalım. Şuraya gelelim. Return partial view diyelim ve o partial view'a kartı yolla. Yani sepeti yolla diyoruz. Evet, şimdi partial view yok. Onu da oluşturalım arkadaşlar hemen. Create Razor Partial View Card Summary demeniz lazım arkadaşlar. Çünkü parçalı bir görüntü, parçalı bir view olduğu için
biz bunu partial view olarak oluşturmalıyız. İsmi de Cart Summary. Modeli nedir arkadaşlar? Cart. Yani sepetin kendisi. O zaman hemen orada oranın da bir stili var arkadaşlar. Bizim daha önce eklediğimiz content, eklediğimiz admin ve site, daha doğrusu site'dan gelen bir stilimiz var. Stilimiz cart isimli, sepet isimli bir stil olacak arkadaşlar. Burayı dediğim gibi hani hazır bir şablon, hazır bir stil üzerinden yaptığımız için buraları daha önceki örneklerimden bakarak geçiriyorum. Span class caption diyelim. Evet, önce işte ne diyordu? İşte sepetiniz gibi bir şey yazıyordu. O yüzden biz de your cart diyelim. Oranın içerisinde ne yazıyordu? Parantez içerisinde. Kaç tane ürün varsa onlar yazıyordu. Kaç ürün olduğunu nereden buluruz? Model nokta, lines nokta. Sum diyebiliriz biz burada. Count dersek kaç tane, yani kaç farklı ürün olduğunu çıkarır. X nokta quantity. Yani quantity'leri toplayarak bak. Quantity'leri toplaması lazım. Bir üründen 2 tane vardır, bir üründen 3 tane, bir üründen 1 tane, 6 demesi lazım. O yüzden quantity'leri topluyoruz. Daha sonra ne vardı? Kaç para tuttuğuyla ilgili bir bilgi vardı. Şöyle, onu da şöyle koyup burada işte at model nokta total diye bir şey yazmıştık hatırlarsanız. Bunu da string deyip para formatında gösterebilir. Sonra hemen sağında bir tane action link vardı hatırlarsanız. C genel bir değişiyor mu? Hangisi C mi? Evet. Regional settings'e göre değişiyor. Değişiyor. Tabii. Checkout diye bir buton vardı sepete direkt gitmek için hatırlarsanız. Onu da koyalım. Bu şu demekti. Checkout görüntüsünün üzerinde bizi indeks aksiyonuna götürsün. Nerenin? Sepetin indeks aksiyonuna götürsün demek idi. Bu şekilde bir çalışma yaptık arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım. Çalıştıralım arkadaşlar. Basit bir şey oldu, çalışma oldu burası. Hemen yine product'a gidelim. Bu arada şu hata veriyor ya, onu da düzeltelim rahatlıkla. Hazır. Evet. Burada problem ne arkadaşlar? Var mı bir fikri olan? Var mı bir fikri olan? Session'da aynen. Session'da da öyle bir şey olmadığından dolayı buraya bizim yazmamız gereken if cart eşittir. Bir null kontrolü yapmamız lazım. Yani. Cart null ise cart eşittir new cart dememiz lazım. Şimdi çalıştırdığımız zaman bu hatanın gelmemesi gerekiyor artık. Az önceki hatanın. Evet. Bakın your card 0, 0. Bakın ürün ekledikçe on card nokta kartı yeniliyoruz.
Şimdi arkadaşlar, ben size biraz da MVC Framework'ün biraz daha gelişmiş özelliklerinden birinden bahsetmek istiyorum. Aslına bakarsanız örneğimizin temel kısmı bitti. Bir de bir yönetim paneli olacak. O yönetim panelini biz yapacağız sizinle. Yönetim panelini yaptıktan sonra AOP ile ilgili bir iki tane enjeksiyon yapıp aslında dersimizi bitireceğiz. Yapacağımız işlemler bundan ibaret. Fakat burada size aktarmak istediğim, normalde çalışıyor ama yine de sizin öğrenmenizi istediğim bir özellik var. O da model binding denilen bir olay vardı ya MVC Framework'te. Bu olay model binding. Mesela URL'e bakıyor. URL'de şu indeksten gideyim. URL'e bakıyorum. Mesela ne yapıyordu? Cart slash index diye bir URL geldi diyelim ki. Doğru mu arkadaşlar? Bu ne demekti? Bana yorumlar mısınız bunu? Kart Run'ın içindeki index aksiyonunu ayağa kaldır. Peki burada güzel bir problem yok. Ama şu adam nasıl çalışıyor? Bu da şöyle çalışıyor değil mi? Cart controller'ın altındaki remove from cart. Buradaki kart tamam, remove from cart tamam. Ama bu parametreyi nasıl ayağa kaldırıyordu? Ya query string'le oradan map ediyordu değil mi? Yani kendisini query string'le burayı map ediyor. Ya da hidden field'dan arıyordu. Değil mi? Burası öyleydi sanırım. Remove from cart hidden field'dan çalışıyordu. Hidden field'dan çalışabilir. Bir kontrolden alabilir bunu. İşte buna biz MVC'nin model binding'i diyoruz. Model binding deniyor bu olaya. Tamam mı? İşte bu MVC'yi öğrenirken, böyle slaytlardan falan görürken, izlerken şöyle bir ifadeyle mutlaka karşılaşırsınız. Niye MVC? İşte der ki extensible, testable, test edilebilir. Rahat test edilebilir. Gerçekten öyle. Bir tane örnek yapacağım. Test edilebilir. Extensible demek ise MVC framework'ün yapısı genişletilebilir. Yani ona anlam katılabilir. Gerçekten biz bunu yaptık. Bir tane örnek yaptık. Mesela default controller factory diye bir şey vardı. Biz ninja controller factory dedik. Çünkü dedik ki bizim controllerlarımız parametre istiyor. Constructor bloğunda. Bağımsızlaştırdık çünkü. O yüzden dedik ki sen kendi bildiğin gibi okuma. Ben sana ninja diye bir şey yazdım. Ninja control factory onu kullan dedik. Hatırlıyor musun? Onu yaptık. Burada da benzer mekanizma var. Model binding'de. Siz anlamlar yükleyebilirsiniz. Mesela şunu düşünün arkadaşlar. Mesela şu da bir model binding. Buraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Checkout yaparken müşteriden bilgileri alınca bu almak için açtığımız ekran burası değil mi? Müşteriden bilgileri aldığımız zaman ise post çalışıyordu. Butona bastığı zaman. Bakın parametre ne? Shipping dedi. Kendini kimle map etti? Modelle. Kendisini modelle map etti. Benim şurada yapmak istediğim şey olay şu. Hani biz burada sürekli session'ı okuyoruz ya. Şurada, şurada, şurada sürekli session'ı okuyoruz. Doğru mu? Ben diyorum ki bu öyle bir şey yapsak. Kendi mappingimizi yazsak. Buraya gelip kart diye bir şey yazsak. Tamam mı? Şöyle bir şey yazsak. Bu adam kendini bunu gördüğü anda dikkat edin modelde yok. Yani modelde böyle bir şey yok. Modeli de yok bunun zaten. Modelde yok. Herhangi bir yerde yok. Sadece session'da var. Ben şunu desem. Burada eğer sen kart görürsen onu session'daki kartla ilişkilendir desem. Nasıl olur? Nefes. Dolayısıyla buraya her yere bu kodu yazmama gerek kalmaz. Hemfikir miyiz? O zaman arkadaşlar bu altyapıyı da sağlayalım. Bu biraz advanced bir yapısı. Diyebiliriz MVC için. Hemen Northwind Web UI üzerinde herkes sağ tıklıyor. Bir tane klasör oluşturuyor.
İsmini de model binders olarak bırakalım. Model binders. Bunun içerisinde ne yapacağız? İşte hangi binding'i gerçekleştirecekseniz onunla ilgili bir sınıf ekliyorum. Bir class ekliyorum arkadaşlar. İsmini de kart modelini bind eden, kart anlamına gelen kart model binder koyalım ismini. Evet, bunu sabit, yani yapılma yöntemi sabit. Siz artık bundan sonra kullanmak istediğinizde o klasörün içerisini doldurursunuz, yeterli. Bu arkadaşımın I model binder dediğimiz interface'ten türü olması gerekmekte. MVC olanı seçin arkadaşlar. Birkaç tane model binder var ve bunu yaptıktan sonra implementasyonumuzu ayağa kaldırın. Evet, burada controller context dediğimiz bizim çalıştığımız controller'a ait işte orada bizim HTTP context dediğimiz işte içinde session olan nesneyi yakalayabileceğimiz bir ortam oluyor arkadaşlar. MVC olanı. 3. sırada olması lazım, değil mi? Evet, burada sepeti yakalayalım. Sepet nerede arkadaşlar? Session'da, değil mi? Session'da. Hemen controller context'in HTTP context'inin session'ında bana sepeti ver bakalım arkadaşım diyorum. Sonra diyorum ki eğer sepet null ise, daha önce yazdığımız gibi null bir tane sepet oluşturur, değil mi? Daha sonra bunu sepeti ilk kez oluştur. Şöyle. Bitti, bu kadar. Yani null değilse zaten direkt return card deyip sepeti döndürebiliriz. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar, bizim burada yaptığımız şey aslında bakarsanız her yerde hani biz kartı session'dan getir, kart null mı diye bir kontrol et. Her yerde bir kodu yazdık ya. Kodu yazmamıza gerek kalmayacak artık. Kalmadı, bitti burada. O zaman hepimiz kart controller'a gelelim. Pardon, bunu önce bunun bir kaydını yapalım. Kayıt işlemlerini tabii ki her zaman olduğu gibi global ASX'tan yapıyoruz arkadaşlar. Bunun bir kaydının gerçekleşmesi gerekiyor. Herkes global ASX'a gitsin. Bakın, inject'i biz yazmıştık. Bunu da biz yazıyoruz. Model binders nokta binders şunu X'in sınıfını çözümleyemedi. Evet. Model binders nokta. Tabi burada şey problemi oldu arkadaşlar. Bizim verdiğimiz isimden kaynaklı bir problem oldu. O ismi vermemeliydik aslında. Nokta. Thank you.
mecburen böyle. Klasöre de o ismi verdiğimiz için. Type of. Burada şunu diyoruz arkadaşlar. Olur da birisi senden bind edildiği yerde, yani metodun parametresinde kısacası, olur da bir senden kart nesnesini, yani sepet nesnesini isterse, o arkadaşıma kart model binder'ı ver diyorum. Evet, tekrarlıyorum arkadaşlar bir daha, üstüne basa basa. Olur da birisi senden bir aksiyon metodun parametrelerinde kart nesnesini isterse, o adama bunu ver. Bu adam da zaten return card deyip session'daki kartı veriyor zaten. Dolayısıyla hepimiz kart controller'a gidelim. Buradaki hangi koda gerek yok artık arkadaşlar? Şu add to cart'a bakın. Add to cart'a gelelim. Buraya kart ekledim. Buradaki hangi koda gerek yok? Diye şuraya kadarki koda hiç gerek yok aslında, değil mi? Bitti. Bakın ne kadar hafifledi. Burada ne yapmam lazım? Bana yardım edin. Index. Burada ne yapmam lazım? Gerek yok ama buraya ne yazmam lazım? Kart. Aynen dediğiniz gibi var karta gerekiyor. Şuraya yazmam istiyorum. Remove from cart var. Aynı şey burada da geçerli. Burada da karta gerek yok. Remove from cart'a da gerek yok. Biraz daha aşağı inelim. Cart summary var. Orada da bu koda gerek yok. Evet, tamam. Kodu ne kadar sadeleştirdik değil mi arkadaşlar? Çok basitleştirdik. Yani şu koda bakar mısınız? Kendisine hiçbir kod yok, ekstra bir kod yok. Burada kendisini hemen model binder'la, kart model binder'la map etti. Ha, session'daki kendisine şunu, session'daki nesneye referansı, session'daki nesneye yapıştırdı ve burada o referansı hayata geçirdi. Bu kadar basit. Bunu deneyelim arkadaşlar. Herkes kodlamayı bitirdi. Arada verdik. Bunu bir deneyelim. Çalışıp çalışmadığını. Hemen ayarlayacağız onu. Başlangıç sayfasını da düzelteceğiz. Evet, bakın. Yani dikkat edin, session'larla ilgili her yerde bir sürü kodlama yapmamıza gerek kalmadı. Bir yerden yaptık, onu bind ederek çok kolay bir şekilde çağırdık. Bu da işte MVC Framework'ün, yani neden framework dediğimizin cevabı da burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bakın burada checkout yine çalışıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Şimdi bu işlemleri bitirdikten sonra bir de bunun admin panelini yapalım arkadaşlar. Admin panelini yapalım ve işlemimizi bitirelim. Fakat ondan önce sizin dediğiniz gibi şu açılış sayfasını bir düzeltelim. Ondan sonra admin'e geçelim. Bu amaçla MVC Web UI'nin altında arkadaşlar bir tane add start dediğimiz klasör göreceksiniz. Bu klasörün içerisinde çeşitli konfigürasyon sınıfları görürsünüz.
İşte bunlardan bir tanesi mesela rahat konfliktir. Diğerlerini de yavaş yavaş fırsat geldikçe bakacağız. Oradan rahat konfigi açalım arkadaşlar. Rahat konfig bizim MVC framework'ün daha doğrusu ASP net mekanizmasıdır aynı zamanda. Routing dediğimiz URL'in nasıl yorumlanması gerektiğini URL'in nasıl yorumlanması gerektiğini anlatıldığı yerdir. Hani biz diyorduk ya default olarak işte URL'de ilki controller, sonra action, sonra işte ID diye bir şey dedik ya. Biz genelde controller action'ı kullandık. Burayı arkadaşlar bakın default'u home index imiş. Hemen göstersin arkadaşımız. Evet. Controller kısmında bakın default olarak home görünüyor. Halbuki biz controller'ı ne isteyelim artık? Product. Aksiyonumuz yine index olsun arkadaşlar. Yeni routing'ler ekleyebilirsiniz bu arada. Bu da bizim evet. Nasıl yani kullanıcı adına yazılır? Evet. O tarz. Evet. Aynen. Şey gibi düşünün. Bakın orada mesela orada ben çok iyi bir işte Twitter falan kullanıcısı değilim. Tam şey yapamadım ama yani slash ismi yazıyor mesela. Burada da aynı mekanizma mevcut olabilir. Bakın mesela burada o controller'a product index bu default'tur diyelim ki. Tamam mı? Burada başka bir parametre oluşturursunuz. ID mesela oluşturulmuş. ID mesela işte sizin ID'niz anlamına gelebilir. Yani kısacası. Hayır, bunlar kalabilir. Bunlar default zaten. Ha şuraya evet. Aynen. Şunu mesela yazabilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani böyle şeyler oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla ne oldu? Zaten product'a gider. Zaten index'e gider. ID'de işte kullanıcının ID'si. Adı soyadı neyse. Ona verdiği bir ID vardır. Tamam mı? Yani buraya gider. Burayı yorumlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta ben size bir tane makaleyi açayım. Madem yeri geldi. Ben onu anlatayım. Bu MVC'nin URL routing mekanizmasını şimdi anlatayım. Madem ilgimizi çekti. Evet. Bir tane makale vardı. Hemen o makalenin üzerinden hızlıca geçmek istiyorum. Yazılımdev.com'da ASP.NET MVC'nin altında. Burada şöyle bir ASP.NET MVC Routing diye bir benim yazdığım bir makalem vardı. Hemen onun üzerinden anlatayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şuraya baktığımız zaman bakın neydi? Bu controller'dı. Bu aksiyondu değil mi? Problem yok. Biraz geldim aşağıya. Bakın şöyle mekanizmalar da yapabilirsiniz. URL içerisinde sabit değerler kullanmak deyip. Burada bu map route kısmında bir mekanizma oluşturuluyor. Yani deniyor ki onu biraz daha yukarıdakinden anlatayım. Şöyle bir mekanizma oluşturuluyor. Deniyor ki ben bir tane URL formatı oluşturuyorum diyorsun. İlki controller, ikincisi slash'tan sonra aksiyon, üçüncüsü ise ID diye bir şey var, ona karşılık gelsin diyorsun. Yani home, index, işte ID neyse oraya gidecek. Bakın controller, aksiyon. Hemfikir miyiz? Sonra diyor ki istersen böyle sabit değerler bile verebilirsin diyor. Bakın formatın bu. Formatta küme parantezi içinde olmayınca sabit oluyor değil mi? Bakın bunun yorumu şu şekilde bir URL gördüğünde adam nasıl yorumlarsınız arkadaşlar? Engin'in herhangi bir anlamı var mı?
Yok ama şunu gerçekten bunu isteyebilirsiniz. Yani engin sabiti, engin diye bir şey gördüğü anda başta mesela enginin ana sayfasına gitmek için buraya sabit bir şey ekleyebilirsiniz. Değil mi? Yani gibi. Yani hepsinin home indeksi farklı olabilir. O açıdan önemli. Peki bu nereye gidecek? İşte burada ilk aksiyon işte controller home action index. Yani engin altında home index. Ama engin sabit burada tabii. İşte bizim yazılımdevi.com'da mesela slash yazılımdevi diye vardır mesela. Şurada evet şurada bakın. Araya var ama. Yani bu sabit bir şey mesela. Araya var mı? Ha, evet. Evet. Şimdi burada geldiğim zaman aşağıda ne var? Burada bunları kullan. Burada bunu kullanmış. İsterseniz yazılımdan direkt bu URL değerlerine erişebiliyorsunuz arkadaşlar. viewrate.controller işte route values'un controller, route values action, route values id şeklinde bu koleksiyonun içerisindeki değerlere bu şekilde erişebiliyorsunuz. Bakın mesela bu arkadaşım bunları alıp ekrana yazdırmış. Ben yani. Sonra arkadaşlar URL'e kısıtlar bırakabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki burada sıkmışım tabii tamamen. Demişim ki aksiyon i harfiyle başlamak zorunda. Buraya regular expression yazıyorsunuz. Aksiyon i harfiyle başlamak zorunda. Yani buraya i harfiyle başlayan ancak aksiyonları koyabilirsiniz. Ya da şunu diyebilirsiniz. ID mutlaka sayı olmalı. Ya da sayı olmamalı gibi. Kısıtlar koyabiliyorsunuz. Tamam. O zaman oraya security koyacaksınız. Oraya otantikasyon koyacaksınız. Yani şunu diyorsunuz değil mi? Yani kişi URL mekanizmasını biliyorsa URL'den benim link koymadığım yerlere erişebilir. Çok normal. O yüzden öyle yerlere security koyacaksınız. Otantikasyon koyacaksınız. Tamam. Yani diyeceksiniz ki şöyle bir şu sayfaya istek geldiği zaman orada authenticate et diyeceksin. Ya da bu aksiyona istek geldiği zaman onu authenticate et diyeceksiniz. Yani onu sorgulayacaksınız. Sayfanın başı diye bir şey yok burada. Aksiyon var burada. Genelde bunları da biz attribute'lar vasıtasıyla yapıyoruz. Tamam. Arkadaşlar bundan sonraki süreçte ise yönetim panelimizi oluşturacağız. Yönetim panelimiz yine diğer uygulamaya bakacak olursak şöyle bir admin index olması lazım. Admin index görüyorsunuz. Burada ürünlere ait genel bilgiler, işte ürünün adı, birim fiyatı, işte quantity per unit biz getirmedik de bir birimdeki eleman sayı, ürün adedi, kategori adresi, işte tedarikçi adresi gibi şeyler var. Önemli değil hangi bilgilerin olduğu çok fazla. Daha sonra biz bunlarla ilgili işte detay, silme, daha burada bu projede kodlamamışız, biz kodlarız ve edit işlemleri var. Yalnız dikkat edin, ürünü edit etmeye çalışan ya da create new yapmaya çalışan, create new'i de yapmamışız, edit etmeye çalışan bir kişiden yani diyoruz ki sen bunu yapamazsın. Bir login ol bakalım diyoruz. Tamam. Bu işlemi şimdi ayağa kaldıracağız. Dolayısıyla önce neyi yapalım arkadaşlar? Önce burayı kodlayalım.
Yani ürünlerin listelenmesini, buraya Edit Details ve Delete butonlarının gelmesini, burada Create New butonunun gelmesini yapalım. Hemfikiriz. O zaman kaydımız devam ediyor. O zaman Northwind projemize gidelim arkadaşlar. Projemizin üzerinde controller'lara gidip bir adet aynen biz de admin controller'dan koyalım. Arkadaşımın adını admin controller olarak değiştiriyorum. Şimdi diğer projeye baktığımız zaman bir bana bakın arkadaşlar buraya. Hangi servisle çalışmamız lazım? Ürün servisiyle değil mi? Çünkü ürünleri listeliyoruz. Ürünler üzerinde değişiklik yapıyoruz değil mi? O zaman bizim bu projemizin bağımlı olduğu bir hangi bir BLL olmalı ya da servis olmalıydı? O da iProduct servis türünde alt-product servis ve bu arkadaşımızı Resharper kullanarak initialize field from constructors parameter diyerek set ediyoruz. Artık biz burada alt-product servis nokta get all diyerek tüm ürünlerin diğer tarafa gitmesini sağlayabiliriz. Evet, tamamız değil mi arkadaşlar? Bekliyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Böyle bir view istiyor. View'un modeli nedir? List of product değil mi? View'u seçip create razor view index with layout diyelim. Nokta nokta ters slash shared altında bu arkadaşım da alt-admin layout olsun arkadaşlar. Böyle bir layout yok zaten değil mi? Henüz üretmedik. İşte admin panel falan diyelim. Pardon, bunun layout'a yazarız. Product details diyelim. Şimdi buradan oluşturamıyorum. Hı? Aynı şey. Sizi kırmayalım, list diyelim. Evet, burada arkadaşlar yine tablo oluşturacağım. Tablo oluşturacağım. İşte bir tane tr tagı. İçinde td'lerde başlıkları koyalım. td'lerde başlıkları koyalım. 3 4 5 ne olur? Örneğin product ID olur mesela. Başka product name unit price işte category ID gibi. Şu kalsın. Gerek yok buna. Sonra edit olsun. Delete olsun. Şurada tablonun üstünde bir tane create new yaparız. Dursun orada. Sonra arkadaşlar bir tane for each ile
bütün ürünleri bizim buraya listelememiz gerekiyor. Değil mi? Var product in model. Modeldeki tüm ürünleri get. Bunları yine şöyle gel. Bunları gel. İlgili yerlere yaz. Nedir bu? Alt diren. At model nokta. Pardon, özür diliyorum. Product nokta. Birisi product'taydı. Diğeri at product nokta. Product name. Üçüncüsü at product nokta. At product nokta unit price olacak. Edit'i, delete'i siliyorum. Burada ise arkadaşlar benim iki tane link bırakmam gerekiyor. URL bırakmam gerekiyor. O iki arkadaşım için. Bunlardan bir tanesi HTML nokta. Action link olabilir. Action link'te string link text diyordu. Edit. Şey olarak da gideceği yer olarak da aksiyon. Edit olsun. Ve gideceği adres ise işte nedir? Product ID diye bir şey yapalım. Product ID. Diye bir şey yapalım. O da product nokta product ID gitsin. Benzer şeyi bir de delete için yapalım. Böyle bir şey yapalım. Ve son olarak da buraya arkadaşlar ben bir de create new koymak istiyorum. Create new. Create new. Ve burada product ID falan yok. Çünkü yenisi üretildiği için. Evet, bu tür işlemleri dediğim gibi internetten hazır bir sürü birçok ücretli ücretsiz kontrol bulabilirsiniz. Yani helper diyelim bulabilirsiniz. Fakat biz işin özünü öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden bu şekilde bir çalışma daha mantıklı oldu bizim için. Evet. Şimdi layout'umuz eksik. Layout'tan dolayı hata almayalım isterseniz arkadaşlar. O yüzden layout'u bir ekleyelim gelin. Neyin altına? Shared'in altına gidiyoruz. Add. View diyelim. Shared'in üstünde sağ tıklayıp Add View diyelim. İsmi alt tire. Neydi? Layout. Ekledik admin layout. User layout or master page'i kaldırın. Nested olmadığı için dediğiniz gibi. Tamam mı? Add'in arkadaşlar. Buraya basit bir şekilde add render body diyebiliriz. Şimdilik.
Olur, fark etmez. Admin panel. Evet, bu işlem de bu şekilde sonlanmış oldu. Evet, çalıştıralım bakalım. Yaptığımız işlemler ortaya ne çıkardı onu görelim. Hemen admin slash index diyerek URL'i ayağa kaldıralım. Enter diyelim. Slash'ı ben yine ters mi bıraktım? Yine mi? Yine ters bırakmışım. Şu yönde oluyor değil mi? Evet. Her app yapıyorum zaten. Bir daha çalıştırayım. Kontekst oluşmadan bastığım için sanırım oldu. Şimdi evet, bir daha admin index dediğim anda evet, bakın ürünlerim geldi. Güzel güzel geldi değil mi? Evet, edit dediğimizde yok bir şey. Delete dediğimizde ne yazık ki yok bir şey. Create new dediğimizde yine bir şey yok. Şimdi yavaş yavaş bunların içini doldurmamız lazım artık. Bunları aynı zamanda veri tabanına da kaydediyor olacağız tabii ki. Kaydediyor. Mekanizmamız hazır zaten. O zaman herkes şöyle şuraya gelsin arkadaşlar. İndekse. Admin'in indeksine tabii. Evet, create new var burada bakın. Create action, create new diyelim. Nereyi? Bunu ben tabii ekledim. Yeni bir tane eklemek için idi ya, sol üstte duruyordu. Hemen onu oluşturup sonra create new deyin arkadaşlar. Ben de sonra durdurayım. Yazdık değil mi arkadaşlar hepimiz? Hemen admin controller'a gidelim. Orada bir create new olacak. Hemen ne demeliyiz burada? Return view. Buraya ne göndereceğiz arkadaşlar? Göndermeyecek miyiz? Gidecek. Ama adam orada create edip post butonuna basacak. Submit butonuna basacak. Kaydet. Dolayısıyla bizim bir binding'e ihtiyacımız var. Shipping detail'i hatırlayın. Dün shipping detail yapmıştık. Checkout yapacak adam. Bilgilerini dolduracak. Boş bir tane boş gönderiyorum. Dolusunu postla alıyorum. Tamam. Boş gönderiyorum. Dolusunu post ile alıyorum. Tamam. Map ediyorum yani. O zaman benim buraya ne yollamam lazım? New product. Değil mi arkadaşlar? Yollamam lazım. Şimdi view'u oluşturalım arkadaşlar. Create razor view, create new with layout. Yine nokta 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 slash shared slash
alt tire admin layout nokta css. Bu arkadaşımızın ismi de title'ı da create new product olsun. Evet, yine bir tablo. Yine bir satır. İki tane. Hatta direkt et. Hiç gerek yok şeye. Direkt hiç ki buna gerek yok. Et eş diyelim. Hani hızlıca üretelim diye. Editor for model diyelim. Diyelim. Bir de bir tane buton koyalım. Submit value'da save olsun, kaydet. Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar bizim bir mekanizmayı ayağa kaldırmamız gerekiyordu. Bir form tagini ayağa kaldırmamız lazımdı. Bu da begin form. Bu şekilde kodu ayağa kaldırmış olduk. Ne oluyor burada arkadaşlar? Bir tane form oluşturuyoruz. Formu submit ediyor. Submit edince post aksiyonu ayağa kalkar. Arkadaşlar bu çalıştığı zaman ne olur? Önce bir get çalışır. Sonra bu butona bastığımız anda ise bu form olduğu için ve submit olduğu için post aksiyonunu ayağa kaldırır. O zaman hepimiz buraya gelelim. Buraya bir tane HTTP post yazalım şimdi. HTTP post. Public action result yine create new olsun. Ama bu post. Ne istiyor bizden? Biz diyeceğiz ki bana modeldeki product'ı getir. Onu ver diyeceğiz. Daha sonra bunu nereye gönderiyoruz arkadaşlar? Basit bir şekilde product servisinin ne save olarak yollayacağız. Yani alt-product servis nokta add diyeceğiz. Neyi? Product'ı ekine. Basit bir şekilde tasarlamış olduk. Bir çalıştıralım. Ne olduğunu görelim. Hatamız var. Tabii bunun create new'in yine burada bir create new yaparken bir düzeltme yapmamız lazım. Yani bir ufak bir kod yazsak iyi olur arkadaşlar. Diyelim ki eğer model state nokta is valid ise, yani geçerli ise, o zaman bu arkadaşımı ekle. Sonra return index. Yani indekse geç. Geri git. Diyelim. Yani sayfaya git. Diyelim. Değilse return will deyip o arkadaşıma product'ı geri yollayalım. Ki senin girdiğin bilgiler hatalı. Doğrularına gir diyelim. Hızlıca madem yaptık, şunu kopyalayalım arkadaşlar. Madem denemeden, bunu da edit diyelim.
Bu da edit olsun. Bu da edit olsun. Burada add yerine ne olmalı? Update olmalı. Aynen, create'in bir de editini yaptım arkadaşlar. Yazalım. View'ları oluşturalım arkadaşlar şimdi. Create razor view edit with layout diyelim. Layout'umuz nokta nokta. Nokta nokta. Shared altında alt tire admin layout nokta seçti. Edit. Aynen buradaki gibi şurada da ben şu işlemi yapmak istiyorum. Yeterli. Save o da kaydet. Ya yani kaydet yani. Evet, aynı çalışmalar burada da tamamlanmış oldu arkadaşlar. Artık herkes mutlu. Evet, çalıştırıyorum ben. Deneyeceğim. Ne JavaScript hatası? Erken mi baktınız? Yüklenmeden basmış olabilirsiniz. Şöyle create new bizim çalışıyor aslında. Edit. Edit yok zaten. Evet. Yalnız dediğiniz gibi editte var olan bilgileri getirmiyor. Neyi hatalı yaptık arkadaşlar? Eksik yaptık daha doğrusu. Bizim buraya yeni bir product göndermemiz değil de bu product'ı göndermemiz lazım değil mi? Dolayısıyla dolayısıyla bizim burada product eşittir alt tire product service nokta bir önce bulmamız lazım onu. Hangi product'ı? Product ID'yi bulmamız lazım. Return view deyip product doğrusu bu olmalıydı. Bu kodun. Evet, şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Var sizin şu an evet, deneme yapalım arkadaşlar. Şimdi admin index create new diyorum. Bir tane ürün ekleyeceğim. Bu product ID'yi kaldıracağız arkadaşlar. Product name ne olsun mesela? Çayı değildi. Çayı tea latte olsun. İstediğinizi ekleyin. Birim fiyatı işte 7 lira olsun. Kategorisi de 1 olsun. Save dediğim anda evet en sonunda çay tea latte eklenmiş işte. Problem ne? Sonra ben bu arkadaşımı edit ediyorum. Diyorum ki senin fiyatın artık 7 lira değil 9 lira. Save diyorum. Artık 9 lira olarak kaydedildiğini görüyorum. Arkadaşlar bu özellikle create new'de gelen product ID'yi ve edit'te gelen product ID'yi gizleyelim değil mi? Yani gelmesine gerek yok. Bunu yapmak için yine data annotations'ın ilgili attribute'larından birini kullanacağız. Entity'nin altındaki product'a gelelim arkadaşlar. Entity'sin altındaki product'a gelelim. Burada diyelim ki product için arkadaşım sen
Hidden input gibi diye hatırlıyorum. Hidden input. Yok. Doğru yazdığımı düşünüyorum. Ha, hidden yazmışım. Pardon. Şimdi bu. Hidden input display value false. Bu MVC'ymiş. Data annotation değil arkadaşlar. İşte bilgileri girerken mesela bunlara işte required diyebiliriz. İşte bu data annotations. İşte nedir? Bu da required olsun. Kategori de required olsun. Evet, çalıştırdığımız zaman product ID'nin artık gizlenmiş olması gerekiyor. Bir şey dikkatimi çekti mi? Orada Facebook'da Creed'de şeyi kategori ID yapmamızı gerekiyor. Yine konteks yüklenmeden. Efendim? Kategori ID yapmamızı. Evet. O ilişkilerin önündesi değil mi? Tabii. Evet. Burada artık create new. Bakın. Edit yaptığımız anda bilgiler geldi.